Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işimize patlıcanı soyarak başlayalım. Buradan ortalama 3 kişilik yemek çıkar. Sayıyı çoğaltmak istiyorsanız ne yaparsınız? Patlıcanın sayısını çoğaltırsınız. Patlıcanı doğrarken de içinden ağrı doğrayın. Dışından doğrarsanız şu kabuklar ne yapar? Bıçağı kaydırır, elinizi keser. Bir de soyarken çok dikkat edin. Patlıcan yanmış olduğundan dolayı bıçağı çabuk kaydırıyor. Hemen şöyle bıçağı değiştirelim, büyük bıçağı alalım. Patlıcanlar çok iri olmayacak, ete benzeyecek. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Soğanlarımız da sebzeye uygun olacak. Bunda soğan biraz fazla olacak. Bu yemeği yaparken özellikle patlıcanın çok az çıkacağını hesaplayın. Patlıcanı fazla doğrayın. Patlıcan pişer, içinde bir şey kalmaz. Soğan içine sadece bir tane sarımsak atıyorum. Daha sonra sarımsak kullanacağım. Yemek yaparken malzemeye çok fazla takılmayın. Elinizde hangi malzeme varsa onlardan yapın. Önemli olan yemeğe nasıl yaptığınız. Domatesleri kabuklu kullanacağım. Onun da çözümü var. Yemeğin içinde kabuğunu atmayacak. Önemli olan pişirme sıralamasını çok iyi bilmek lazım. Sebzemiz hazır. Et alırken de dana tranş alın. Doğranmış et almayın. Tenceremizin altını yaktık. Orta ateşte. Ortalama şöyle bir 15-20 saniye bir ısınmasını bekleyeceğiz. İçine bir yemek kaşığı bir sıvı yağ döküyorum. Daha fazla dökmeyeceğim. Asıl yağı daha sonra kullanacağım. Tencereye attığım gibi et birden yapışmasın. Önce etin yağlı kısmını tencerenin içine atıyorum. Yağı iyice bir kavuracağım. Önce yağı şöyle bir çevireceğiz, bir kavuracağız. Yağın çiğ kokusu gitti, şöyle rengini göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengini atmaya başladı. Pişmeyen et nasıl pişirilir onu da göstereceğim. Tam bu aşamada etimizi boşaltıyoruz. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı et sulanma yapabilir. Yapsın, hiç önemli değil. Nasıl olsa daha sonra biz buna tekrar su vereceğiz. Kapak kapatmadan önce etimizin de yağlı kısımlarını şöyle iyice bir kavuracağız. Eti pişirme işlemini ondan sonra geçeceğiz. Eğer kullandığınız et antrikotsa hiçbir şeye gerek yok. Hiç su vermenize gerek yok. Direkt diğer işleme geçebilirsiniz. Şöyle bir ocağımızı gösterelim, etimizi gösterelim. Ocağımızın altı yüksek ateşte, etimizi mühürledik. Et az olduğundan dolayı ocağın ısısı yeterli geldi, sulanma yapmadı. Pişmeyen et ise ne yapıyoruz? 2 su bardağı sıcak su veriyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşe alıyoruz. Şöyle altını tekrar bir daha göstereyim. Biraz daha kıstım ateşini. Eğer bu et bu 2 su bardağı suyla pişmezse etiniz ya nohardır, ya kıymalıktır, ya da inek etidir. İyi bir et değildir. Yapacak bir şey yok. Etimizin suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra asıl yapmamız gereken işleme başlayacağız. Yemeğimizin kapağını açalım. İçinde 1 gram su kalmadı. Şöyle bakın. Etimiz tamamen pişti. Tam bu aşamada soğanları atıyoruz. Biraz daha yağ katacağım. Gerek kalmadı. Et yağını bırakmış. Yeteri kadar. Güveçte yapsanız aynı bu mantığı uygulamanız lazım. İçinde 2 saatte pişen et de 10 dakikada pişen patlıcan bir olur mu? Olmaz. Hemen kapağı kapatıyorum. Kısık ateşte soğanların da hafiften bir erimesini bekleyeceğiz. Şöyle gösterelim. Ortalama 2 dakika oldu. Tam bu aşamada salçasını katıyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Salçayı kattıktan sonra patlıcanları katıyoruz. Biber, domates, üzerine şöyle bir sarımsakları doğrayalım, 3-4 diş. Sıra geldi baharatlarına, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Sizi içinde malzemenin çok olduğu yanıltmasın, çöktüğü zaman azalır, yemeğiniz tuzlu olur. Acı seviyorsanız şöyle 3 çay kaşığı da pul biber. Arkadaşlar şöyle alttan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Salçayı bir yemeğin her tarafına değdiriyoruz. Sebzelere salça
değdiği zaman ne olacak? Sebzeler pişmiş olacak, içinde erimeyecek. Domatesler de aynı şekilde kabuğunu atmayacak. Çok güzel bir yemek ortaya çıkacak. Ben karıştırana kadar bile ne yaptı? Yemek içine çökmeye başladı. Salça kavrulmaya başladı. Salça her tarafına değdi. Şöyle bir gösterelim. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 2 dakika kısık ateşte bunu bir kavuracağız. Kısık ateşte 2-3 dakika kavurduk. Hemen içine bir su bardağı şöyle bir soğuk su boşaltıyorum. Soğuk su hem yemeğimizin rengini güzel çıkartacak hem de daha lezzetli olacak. Yemek pişmiş olduğundan dolayı en ufak bir sorun yaşamayız. Çok fazla su kullanmayacağız bu yemekte biz. Bir su bardağı da kaynayan su boşaltıyoruz. Şöyle baktığımız zaman su içinde zor görünecek. Piştikçe içine çökecek. İstediğimiz gibi bir yemek elde edeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Şimdi yemeğimizi kontrol edeceğiz. Suyu çok az vermiştik gördüğünüz gibi. Kapaktan baktığımızda içinde su bayağı miktarda görünüyor. Şöyle kapağı açalım. Şöyle hafifçe bir karıştıracağız. Biraz sonra bu su içinde daha da azalacak. Şöyle bakalım. Çok az bir şey kalmış. Yemeği bir kere karıştırdık. Kapağı kapatıyoruz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Patlıcan çok çabuk pişer. Ortalama 3-4 dakikası kalmış. 3-4 dakika geçtik. Hem de size patlıcan bir tanesini göstereceğim. Eti zaten pişmiş. Şöyle bakın. Çiğ gibi görünüyor. Çiğ gibi görünmesine rağmen patlıcanlar pişmiş. Domatesi gösterelim. Kabuğun dağıtma olmamış. O da tabii ki salçadan kaynaklanıyor. Görüyor musunuz? Lohum gibi pişmiş. Baktığın zaman yemek çiğ gibi. İşte yemekte aradığımız özellik bu. Hem çiğ gibi duracak hem de lohum gibi pişmiş olacak. Şimdi bu yemeği 2-3 dakika bir dinlendireceğiz. Yemeğimizi bir gösterelim. Tarife birebir uyun. Bu tarifi ister güveçte ister tencerede yapabilirsiniz. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şer yazsın, sayfama gelsin. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ev yemekleri, lokanta yemekleri her türlü yemeği yapabilirler. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.